Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere jackfruit meyvesini tanıtacağım. Jackfruit meyvesi dünyanın en büyük ağaçta yetişen meyveleri arasındadır. Ağırlıkları değişmekte, 10, 15, 35 kilograma kadar daha da ağır çıkabiliyor. Şimdi size ağacını göstermek istiyorum. Arkadaşımın bahçesinden bu görüntüler. Afrika'da her evin bahçesinde mutlaka farklı tropikal meyveler vardır. Görüyorsunuz, çok güzel, çok muhteşem bir görüntü. Böyle bir ağaçta ağırlıkları 10, 15, 20 daha da fazla olabiliyor jackfruit meyvesinin. Yaklaşık boyu 15 metre bu ağaçların. 15 metre boyunda bir ağaçta yetiştiriliyor yani jackfruit meyvesi. Gerçekten çok muhteşem, çok güzel bir görüntü. Ne kadar güzel. Farklı meyveler, farklı tropikal meyveler gerçekten çok güzel. Dış yapısı bu şekilde. Biraz dikenimsi bir görüntüsü var ama hani öyle ele batan bir şekilde değil. Kabuğu çok sert. Şu an bizim elimizdeki bir 10 kilograma yakın ağırlıkta. Böyle yakından göstermek istedim size. Gerçekten şu görüntüye bakmak bile çok farklı bir şey. Şimdi kesiyoruz. Kesmeden önce bıçağımızı bir yağlayalım. Elimizi de yağlayalım. Çünkü keserken içerisindeki o beyaz yapışkan bir sıvı var. Ele değdiğinde çok rahatsız ediyor gerçekten. Mutlaka elinizi de bıçağı da yağlayıp o şekilde kesmeye çalışın. Evet, eşim bu işlemi yapıyor, kesme işlemini. Gerçekten zor kesimi. Dediğim gibi kabuğu sert olduğu için. Önce bir bıçakla ikiye bölüyoruz. Ne kadar zor görüyorsunuz. Eşim bayağı bir zorlanarak açmaya çalışıyor. Çok sert kabuğu dediğim gibi. Evet, çok güzel kokusu var. Böyle bir açtığınızda harika bir koku yayılıyor. Oldukça etli ve yağlı bir meyve, yumuşak bir meyve aynı zamanda. Sizler için nasıl çıkarılıyor onu göstereceğiz. Evet, bu beyaz kısımlarından ayırıyoruz. Bu kısımlar yenmiyor. Turuncumsu, sarımsı olan kısımları bu şekilde temizliyoruz. İçerisindeki çekirdeği çıkartıyoruz. Aynı işlemi tekrar sizin için göstermek istiyoruz. Benim çok hoşuma gidiyor böyle izlemek, tropikal meyvelerini tatmak, farklı görüntüleri izlemek. O yüzden sizin için biraz daha fazla uzattım videoyu. Gördüğünüz gibi beyaz kısımlarından ayırıyoruz. Bu kısımları atıyoruz, yemiyoruz.
Çekirdeklerinden çıkartıyoruz. Ve bu kısımları yeniyor. Bu şekilde tüm jackfruit meyvesini temizliyoruz. Tadı biraz farklı. Türkiye meyvesinden hangisine benziyor derseniz, hani birebir şuna benziyor diyemeyiz. Ananas, mango, muz karışımı diye tarif edenler de var tadını. Bana göre biraz kavunun çok olgunlaşmış hali gibi geliyor tadı. Dediğim gibi birebir aynısı diyemeyiz ama hani benzetecek olursak biraz o şekilde. Biraz da ananas, mango, muz karışımı bir meyve olarak tarif edebiliriz. Evet, gördüğünüz gibi o sütsü sıvı yapı gerçekten ele bulaşınca çok rahatsız ediyor, yapışıyor. Mutlaka elinizi yağlayın yapışmaması için. Bıçağı da o şekilde yağlamanız gerekiyor. Ele yapışıyor gördüğünüz gibi. Eşim bayağı bir keserken rahatsız oldu. Evet, sert kısmını da orta kısmını aldık. Geriye kalan kenardaki kısımları da alıyoruz. Yarım olan jackfruit meyvesini bu şekilde bitireceğiz. Gördüğünüz gibi beyaz kısımlarını bir tabağa ayırdık, çöpe atacağız. Çekirdeklerini ayırdık ve yenen kısmı bu kısmı oluyor. Dediğim gibi güzel bir meyve. Tadı bana göre kavunun olgunlaşmış olan kısmı gibi. Farklı bir meyve. Evet, yarım olan jackfruit meyvesinden yaklaşık büyük bir kase meyvesi bu şekilde çıktı. Faydası o kadar çok ki ben size birkaç faydasını saymak istiyorum. Zengin vitamin, demir, folik asit, potasyum ve magnezyum kaynağı olan jackfruit meyvesi kanserden görme sorunlarına kadar pek çok rahatsızlıklara engelleyici ve tedavi edici etkiye sahiptir. İçinde bulunan C vitamini vücudu zinde tutar. Kanser önleyici ve tedavi edici etkisi olduğu söyleniyor. Böbrekleri temizler, sindirimi kolaylaştırır. Lif açısından zengin bir meyvedir. Faydası oldukça çok bir meyve. Siz de araştırıp internetten bakabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım beğenmişsinizdir videomuzu. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videolarımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yazmayı unutmayınız.